Evet arkadaşlar, yeni bir günden, yeni bir sabahtan hepinize merhabalar. Güzel bir gün. Bugün cuma, hayırlı cumalar. Şimdi güzel bir girişin ardından, güzel bir kahvaltının ardından birazcık sohbet muhabbet edelim. Geçtiğimiz haftanın raporunu verelim. Normalde haftada iki video çekiyorum biliyorsunuz. İki video yayınlamaya çalışıyorum. Fakat bu hafta tek videoda kaldık. Sebebi ise Fethiye'ye gittik, döndük. Döndüğümüzde babam ufak bir ameliyat geçirdi. Onun haricinde şu an çok iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için de teşekkür ederim. Oraya gittik geldik. İşte koşturmaca vesaire derken bir Fethiye gezimiz de olduğu için hani oradan döndüğümüzde de birazcık işler biriktiği için sürekli böyle bir koşturma halindeydim. O yüzden 8,5 VX out'u çekemedik. 8 VX out çektik. Bir de bir çıtır böyle bir içimiz bozuldu diyelim. Birazcık hastalık değil de ucundan dönüldü diyelim. Önce şöyle, Fethiye'de hiçbir şekilde diyet bozulmadı. Ekstra olarak sadece son öğünde tavuk yiyordum. Aynı gramda balık yemiş oldum. Izgara balık, yine yağsız bir şekilde. Yanında yeşillikle beraber. Fethiye'de herhangi bir diyet bozulma durumu söz konusu değil. Geçtiğimiz haftanın başında yüksek kardiyo yaparak başlamıştım. Çünkü Fethiye'de bu kadar kardiyo yapamam diye o dengeyi kurmuştum. Döndüğümde de birazcık ayıptır söylemesi cır cır olduğum için sabah kardiyo yapamamıştım birkaç gün. İşte iki gündür sabah kardiyosunu sağlam yapıyoruz tekrardan 500'er kalorilik. Hemen bakıyoruz. Pazartesi döndüm. Pazartesi sabah kardiyo yok, antrenman sonu kardiyo da yapmamışız. Ve zaten o gün 4 saat uykuyla olduğumuz için salı gününden itibaren bakalım. Yani bu haftaya bakıyoruz. Salı günü bayağı bir cırcırdık. Sabah 96 kilo uyandık. 5 saatlik bir uykuydu. Sonrasında sabah uyandığımda hani çok kötü olduğum için, böyle karnım da ağrıdığı için geri yattım. 3 saat daha uyumuşuz. 7'de kalkmışım. Sonra bir daha geri yattığımda 11'de kalkmışız. O gün de kardiyo yapmamışım. 96.10'muş kilomuz. Sonra zaten bugünün ardından vücutta böyle bir su tutumu oldu. Çarşamba günü 96.800 uyanmışız. Yani 700 gram daha fazla uyanmışız. Çarşamba günü de sadece antrenman sonu kardiyo yapmışız. Sabah halimiz yokmuş. Yapamamışız. Perşembe yani dün. Dün de off günümüzdü. Dün sadece sabah kardiyosu yaptık. Dün güzel uyumuşum ama yine kilomuz daha da yüksek uyanmışız. 97.300 uyanmışız. Ve off gündü. Dün off gün olmasına rağmen kaloriyi de çok düşük tutmadık. Bugün cuma, bugün düne göre yine 300 gram daha fazla uyandık. 97.600. Normalde kademeli olarak her gün 100-200-100-200 gram vere vere 96 kiloya kadar düşmüştüm.
Fakat bu çıtır hastalık durumundan kaynaklı olsun, koşturmacadan olsun, vücudumda bir ufak su tutumu oldu. Şu an kilomuz 97-600. Fakat bu hani herhangi bir şeyi değiştirecek bir durum değil. Formum kötü değil, formum iyi. Hani deri altında da öyle bir sulanma söz konusu da değil. Vallahi bu kilo nerede onu ben de çözebilmiş değilim. Çünkü formumda herhangi bir değişiklik görmüyorum. Sadece kilomun arttığını görüyorum. Belki bağırsaklar doludur biraz. Tuvalete çıkamadım vesaire. Onun haricinde zaten gidecek bir kilo bu. Formda herhangi bir sıkıntı yok. 8 haftamız var. Her şey yolunda. Vize için evrakları teslim ettik. Vize başvurusundan dönüş bekliyoruz artık bu saatten sonra. Bir görüşmeye gideceğiz. Vizeciye teslim ettim daha evrakları. Başvurumuzu yapacak. Akabinde görüşmeye gideceğiz vize için. Bunu da buradan söylemek istedim. Tam olarak şu an 57 günümüz var. Yani 8 hafta 1 gün diyebiliriz. Şöyle notlar alıyorum ben her güne. Bugün 6 saat uyumuşuz. Gece 1'de uyumuşuz, 7'de uyanmışız. Şu anda saatimiz zaten 9.30 falan. Sabah rutinini gösterdim. 45 dakika bir kardiyo yaptık. 500 kalori yaktık kardiyoda. Akabinde yumurta bitmişti. Gittik çöpe attık. Yumurta aldık. Geldik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi sizlerleyiz. Şimdi kilomuz 97-600 dedik. Onun haricinde Fethiye'de de bu arada gidişat bayağı iyiydi. Yani hani kilo düşme durumum bayağı iyiydi. Yani normalde ben orada şey zannettim mesela. Vücut biraz yavaşlar, ne bileyim hani ortam değişiyor, hava değişiyor vesaire. Hani belki duraksal, belki bir ufak yolculuk su tutumu vesaire derken hiçbir şey olmadı. Hatta iyi geldi diyebilirim. Kilom tık 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 düştü her gün orada. Dediğim gibi döndükten sonra herhalde tahmin ediyorum ki klima çarptı. Klimanın karşısında ayıptır söylemesi üstüm açık bir şekilde, üstüm çıplak bir şekilde uyuyakalmışım. Ondan sonraki zaten sabah oldu. Bir de ben şimdi bilgisayarın başına geçiyorum. Klima orada ufak odada olmadığı için, yani oraya da etki etmediği için orada da vantilatör sırtımdan böyle vurduruyorum kendimi. Akabinde de öyle bir durum olunca işte sabahına cır cır uyandık. Allah'tan bir gün sürdü. Ama işte dün öyleydik. Onun ceremesini hala çekiyoruz biraz. Dün değil, evvelsi gün öyleydik, pardon. Ama şimdi normal kardiyolar rutine döndüğüm için, her şey yolunda gittiği için herhangi bir sıkıntı olmadan bunun ödemini atacağız. Şu an size bahsettiğim gibi karbonhidratı 5 gram 5 gram hissettirmeden vücuda veriyordum. Çok da iyi işliyordu. Şu an zaten ufak ufak arttıra 340 grama kadar geldik çiğ halden. 240 ne ya Allah'ım yarabbim. 100 gram yulaf, 120 gram pirinç, 60 gram krema fries, 60 gram da pirinç patlağı var bugün karbonhidrat olarak. Pirinç patlağını yememin sebebi dün benim işlerim olduğu için Senacım'a dedim ki bana tavuk yapar mısın? Tavuğum hazırdı zaten. Şey gramaj tartılmış şekilde hazırdı. Onu sadece pişirmemiz lazımdı. O da tavuğu yapınca yanına pirinç de yapmış bana sağ olsun 120 gram. Ama bana sormadan yapmış. Normalde 180 yiyecektik. Ama o 120 gram yaptığı için açıkçası işime gelmiş oldu. 60 gram da pirinç patlağı yiyeceğim. Hani böyle farklı sonuçta. Doyurucu bir şey olacak benim için. Güzel olacak. Böyle de bir öğün olmuş olacak. Severim pirinç patlağını bu arada. Bayılırım. Bayağıdır yemiyordum. Hatta çok çok iyi oldu böyle olması. Her şeyde bir hayır vardır. Buradan da karıcıma teşekkür ederim. Bu şekilde 8'e 2 yumurta yedik. 8 beyaz 2 sarı. Totalde 200 gram meyvemiz var. 600 gram pişmiş tavuğumuz. 50 gram whey proteinimiz var. 20 gram zeytinyağı. 40 gram da badem ezmemiz var bugün. Tuz 9 gram zaten. Başladığımdan beri hiç değiştirmedim. Değişmiyor o. Sadece bu aralar uyku düzenim çok değişik. Yani şöyle. Bir çok az uyuyorum. Bir çok fazla uyuyorum. Ortası yok. Bir de gün içinde sürekli böyle bir uyku hali. Yani uyku hali söz konusu. Mesela şimdi çekimi kapattıktan sonra muhtemelen ben yatacağım. Bir saat falan uyuyacağım. Dün mesela akşam eve geldim. Uyuyakaldım mesela. Yarım saat. Sürekli böyle bir ara ara uyuyorum. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. Nedense. Niye böyle oluyor? Normalde hiç böyle olmazdım. Onu ben de bilmiyorum. Sürekli böyle bir yorgunluk hissi var. Son birkaç gündür. Mental olarak iyiyiz ama. Herhangi bir sıkıntı yok mental açıdan. Yani böyle. Haftanın raporu bu şekilde.
Fethiye güzel geçti. Yani tamamen rutine devam ettiğime de açıkçası sevindim. Ya zaten bozmayacağımı biliyordum da acaba dedim hani bir şeyler kaçar mı, eder mi, işte düzene ayak uydurabilir miyim vesaire. O tedirginliğim vardı ama her şeyin üstesinden geldik. Senacığım da sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Zaten 3-4 günlük bir maceraydı bizim için. Hava değişikliğiydi. Şimdi zaten 8 haftamız var. 8 hafta sonra inşallah bir aksilik olmazsa Romanya'ya gideceğiz. Romanya'da yarışacağız. Akabinde bir hafta sonrasında da eğer güzel bir vize çıkarsa İtalya var. İtalya'da yarışacağız. Böyle bir çizelgemiz var şu anlık. Bakalım. Evet. Şimdi ikinci oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Saatimiz 11'i çeyrek geçiyor. Bu oyunda şöyle 150 gram tavuğumuz var. 50 gram ıspanak olacak. 50 gram ıspanak tartacağız. 48 gram yeter. Tamam. Bu oyunda yağ olarak sadece 15 gram badem ezmesi olacak. Bir de şimdi 60 gram kadar pirinç patlağı yiyeceğiz. Onu ayarlayacağım. Şunu şöyle güzel açmanız önemli çünkü bayatlamaması için ağzını kapatıyorsunuz bunu. Bak şimdi. Neden pirinç patlağı yiyorsun? Anlattım onu. Anlattın mı? Anlattım. Sen pirinç yaptığın için. Ama gerçekten şu an o kadar heyecanlıyım ki bunu yiyeceğim için. Çok iyi oldu yani öyle söyleyeyim sana. Bak şu an kaç gram olmuşuz? 46 gram olmuşuz. Şu an 57. 3 gramda 57 sinop bu arada. Bakalım kaç oldu? 60 gram. Tamam. Tam 60 gram oldu. Ve şunu ters bir şekilde buraya koyuyorsun. Ömür boyu böyle dursa bile artık bu saatten sonra Abart. bayatlamaz. Bu saatten sonra Abart. bayatlamaz. Bu oyunumuzda 1,5 gram tuz var. 50 gram ıspanak, 150 gram tavuk. Yeni bardağını da gösterdin mi? Yeni bardağım bu arkadaşlar. Senacığım rica etti bununla ye iç dedi. Emre'ye her yarışı için özel bir bardak alıyorum. Ona motivasyon olsun Ben istemiyorum bu arada. Kendi isteğiyle alıyor. Aynen. İkimize böyle ikili bir bardak alıyorum. Bu yarışında bardağı o. Sıklıkla Ne gösteriyorum. zaman almıştın onu? Geçen gün. Dün değil evvelsi gün. Şimdi bir tane de buna süreceğiz. Çarşamba günü. Çarşamba. 2 gram daha almam lazım. Zınk. Tamamdır. Şu badem ezmesi çok güzel bir şey değil mi ya? Evet ya. Vallahi Gerçekten. yani onun yediği Enteresan ayrı. bir şey. Yani badem yediğinde bu zevki almıyorsun. Badem ezmesi yediğinde bu zevki alıyorsun. Yok ya. Ya bu öyle bir şey yani. Şöyle hepsine birazcık değdireceğim. O yüzden hepsinden böyle biraz badem ezmesi tadı almak istiyorum. Şundan biraz çalalım. Bu arada öğlen uykusu uyuyacaktık. Tam uyuyacakken babam aradı. Taburcu olacakmış. Bir de İstanbul'da biliyorsunuz ki taksi bulmak zor. Hemen gittim onları aldım, eve bıraktım. Tekrardan geldim. Hemen ikinci oyun saati gelmiş oldu zaten. Şimdi bunu da kaldıralım. Öğünümüz bu. Sunum mu? Aa, oğlum harbiden şunun üstüne koydun mu direkt değişiyor lan. Kimyası değişiyor. Yuvarlak Evet, o buz kareme. küpleri bayağı iyi. Bunun için gelecek birazdan kargo. Ne geliyor kargo tam olarak? Ben ondan 4 tane sipariş ettim. Buz küpünden mi? Aynen. 16 tane falan yapabiliyoruz tek seferde yani. Bu buzlar asla erimiyor. Evet, Öyle bir özelliği ama var. Niye? evde sıcak değil. Klima açıkken erimez tabii de. Evet, ben böyle sunumda yiyeceğim o zaman. Artık hep böyle yersin, değil mi? Yani her zaman olmaz tabii normal. Videodayken öyle yenir. Hadi sana afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, çıtır bir öğlen uykusunun ardından pre-workout oyunu hazırlayacağız. Şimdi pre-oyununda ne var? 60 gram Creme Fraise, 50 gram izole, izole diyorum normal whey protein, 100 gram da meyvemiz var. Şimdi
Benim önceden Ocean'dan aldığım şöyle bir vanilyalı whey var. Vanilyalı whey kullanıyorum arada bir. O zaman diyorsunuz abi hani başka marka mı kullanıyorsun vesaire. Her zaman Ocean kullanıyoruz. Bu arama şu an için sadece bende var herhalde. Kimse de kalmamış. 50 gram şundan koyacağız. Gram vanilyalı whey'e de 41-42 milim su koyacağız. Her whey proteininde bu oran değişiyor. Mesela çokonatta 50 grama 55 gram falan koyabiliyorum. O yiyor. Ama bunda çok fazla koyunca su gibi oluyor. Su gibi olmasını da sevmiyorum. Şurada kırma fries'ımız mevcut. Bu arada 1 saat kadar falan uyuduk. 1 saat tam olmadı da 50 dakika falan oldu. Öğlen uykusu. Kafi, bu bizi kendimize getirir. Hiçbir şeyini ziyan etmeyeceksiniz. Dibine kadar sıyıracağınız. Bu sefer beri değil, bu sefer ananas yiyeceğiz. Şöyle ananasımızı da tartalım. 100 gram kadar. Tamamdır, bu da tamam. Şimdi ananasın üzerine ne yakışır? Ne yakışır? Ananasın üzerine tarçın çok yakışıyor. Tarçın şöyle birazcık ananasa serpiyoruz. Bir de whey protein üzerine de serpelim. Senacığım da ben uyurken Türk kahvemi yapmış. Sağ olsun. Bugün tuvalete çıkamadık. Şimdi bu Türk kahvesinden sonra inşallah tuvalet sekansı gerçekleşir. Evet. Şimdi yeme vakti. En güzel vakit. Kahvemizden bir yudum. Bu arada bu kırma fries limon cheesecake aromalı. Limon cheesecake üzerine vanilyalı whey yapıyoruz bugün. Her aromasını farklı seviyorum. Gerçekten güzel. Yani tabii diyetteyken daha da güzel geliyor. Bu bir gerçek. Diyette olmayınca bazı şeylerle tatlandırma ihtiyacı duyuyorum ben de bazı aromaları. Ama mesela limon cheesecake aromasını çok rahat sade yiyebilirim. Veya muhallebi. Sadece tarçın yeter muhallebi aroması için. Gerçi bütün aromalarını ben sade yiyorum. Bende sıkıntı olmuyor da sizler bazen sevmiyorsunuz. Normal. Kimisine çok tatlı geliyor. Kimisine tatlandırıcısı az geliyor. Ortası yok yani. Bence şu an için tatlandırıcısı fazla olan bir aroma var mı dersiniz? Yok. Evet, biraz daha tatlandırılabilecek aromalar vardır tabii. O da ben mesela muhallebiyi sevdiğim için muhallebilinin biraz daha sanki tatlandırıcısı fazla olsa daha güzel olur gibi hissediyorum. Ama genel olarak hepsi güzel. Emron koduyla alışverişlerinizi yapabilirsiniz protein oluşundan arkadaşlar. Bu oyunda normalde 1 gramda tuz var. O tuzu şey yapacağız. Maden suyu yapacağım. Churchill yapacağım. Tuzu orada değerlendireceğim. Bu oyundan sonra şimdi ezan okunacak birazdan. Cuma'ya gideceğiz. Cuma'dan sonra da antrenmana gideceğiz. Orada görüşürüz. Evet, bugün benten olduk. Onitrix'imizle antrenmana başlıyoruz. Üst göğüsle başlayacağız. Bugün itiş antrenmanı var. Şöyle yapayım ya. İtiş antrenmanı var.
ufak ufak ısınıyorum. Şimdi ısınma seti atacağız bir tane daha. Akabinde de yavaş yavaş kiloyu arttır arttıra gideceğiz. Buraya takıyorum Gökhan. Modumuz yerinde. Her şey yolunda. Kendimizi fokusladık. Güzel bir antrenman çıkaracağız inşallah. Bugün iki üst göğüs, iki alt göğüs, iki de omuz yapacağız. İtiş günü bu şekilde olacak, bu şekilde planladım. Bu hafta, yani aslında bugünden itibaren tam böyle 56 günümüz, 8 haftamız var. Tam tamına 8 haftamız var. Artık bazı şeyler ekstradan vücuda girmeye başlıyor. Biraz daha süreç hızlanacak. Zaten formumuz iyi bir konumda. Haftadan haftaya daha da iyi olacağız. Zaten hep birlikte gidişatı gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Antrenman sonu da formumuza bakarız. Smith Machine bayağı ağır. Yani normalden fazlasıyla ağır, sakat bir Smith Machine. O yüzden bu kilo bayağı iyi bir kilo. Birazcık kontrollü yapmam lazım. Böyle bakındım da arkama alabileceğim biri var mı diye. Yok. Başımızın çaresine bakacağız. Evet, güzel. Geçen hafta bu kiloyla kaç tekrar atmıştık? 5 tekrar gelmişti galiba. Omzumda bir gerginlik hissettiğim için bırakmıştım. Şimdi bir tane daha belki yapardık ama zorlamak istemedim. 7 tekrar attık. Gayet güzel bir rakam. Bir tane de back off set yapacağız. Ve bu hareketin fişini çekeceğiz. İtemedim ya. O mentali kendimde bulamadım, o yüzden kapattım. Neyse, güzel bir setti. Ağırlıkları sökeyim, diğer harekete geçelim.
Bakalım pump hissiyatı şu an iyi. Göğüsler bitti, alt göğüs yapacağız. Alt göğüste önce cable cross, sonra makine bench press'e geçeceğiz. Makine bench press'e biraz arçalarak yapacağım. Alt göğüs hedefleyeceğiz. Burada bir başlayalım. Normalde sabah 45 dakika kardiyo yaptık. Afiyet olsun. Sabah 45 dakika kardiyo yaptık. Sabah yaptığım zaman antrenman sonu genelde yapmıyorum. Ama sabah da bahsettiğim gibi birazcık kilomuz arttı bu hastalık durumundan kaynaklı. Vücutta su tutumu vesaire oldu. Ondan ötürü birkaç gün hem sabah hem antrenman sonu kardiyosu yapacağız. Bugün 30 dakika bir antrenman sonu kardiyo da yapacağız. Form baktıktan sonra kardiyoya çıkarım zaten. Hızlı hızlı antrenmanı bitirelim. Hızlı hızdan ziyade verimli bir antrenman yapacağız. Gerektiği kadar dinleneceğiz. Kasada duruyorum antrenmana başlamadan önce. Arap bir arkadaş geldi bana şey diyor. Arapça biliyor musun dedi. Dedim yok Türkçe konuş. Only Turkish diyor. Lan dedim Türkiye'deyiz. Little English dedim. O da İngilizce bilmiyormuş herhalde. Sadece Arapça biliyor. Benim de Arapça bileceğime kanaat getiriyor yani enteresan. Neyse mevzumuz bu değil. Mevzumuz şu. Adam bana tuna balığı var mı diye sordu. Tuna balık balık. Böyle diyor. Tuna balığı istiyorsan değil mi git markete. Aa diyor burada yok mu falan böyle yani anlıyorum. Anlıyorum hani şey olarak, işaret dilinden anlıyorum. Ben de ona şey dedim, oğlum dedim, ilk defa dedim, seni görüyorum yani dedim. Orada mutfağa benzer bir yer mi var anasını satayım? Yani mutfağa benzer bir yer olsa tuna balığı sormazsın, bir kere önce bir tavuk sorarsın. Anladın mı hani, mutfak olsa zaten ilk tavuk yapılır. Tuna balığına gelene kadar böyle bir anıydı, enteresan bir anıydı. Abi. Bu akşam bir şeyler yiyelim mi hanımefendi? Gerçekten mi? Saçmalama aşkım makara yapayım hani ben muhabbet. Ben yapacağım kalmıştım gel gidelim.
Mart'a gidiyoruz. Buradan ne? Camdan mı atlayacağız? Göğüs. Hadi fark ettim zaten. Çift bu arada hafta içi yapabiliriz. Tamam, yiyeceğiz. Bayat bir hamburger yemeye var mı? Bayat hamburgerden uzak duruyoruz. Göğsün bu son hareketi. Şöyle birazcık arçalarak yapacağım. Bu seti iyi çıkartırsam, pardon iyi çıkartırsam bir set daha yapmam ama istediğim gibi bir set olmazsa bir tane daha yaparım ondan sonra. Set arası kardiyo. Set arası kardiyo. Nabzı yüksek tutalım. Sana bir seslendirme daha yapayım mı? Aynen. Salaksın sen. Geçen attığım shorts'ta beni manipüle ediyordu, intikam alındı. Ama çok iyi. Çok iyi. Ben açtım.
Ön omuzu çok güzel bastın. Öyle mi? Çok güzel bastın ön omuzu. Nasıl abi form? Tabii yarışma formu değil ama. Yarışma formundan 10 gün öncesi. Gidişat iyi açılıyor. Bir de mesela kol çalışmadım. Kolum dolu duruyor bayağı. Çalışıyor bayağı işte her türlü çalışıyor kolumuz zaten. Ya şu 7-8 haftalık süreçte sırtın iç kısmı biraz daha dolacak. Tabii tabii. Yani tepki biraz daha olacak. Bir önceki yarıştan daha iyi olacaksın zaten. Az önceki verdiğin pozda ön omuzu çok güzel verdin. Şu mu? Aynen. Çok güzel verdin. İkisi de çok iyi duruyor. Zaten obliklerde sıkıntı yok. Miden her zamanki gibi kendinde duruyor. Ya şeysiz. Dur bakayım. Dur oraya bir bakayım buraya. Ama yağ değil abi ya. Ben, suyu çok. Ben şimdi sana söyleyeceğim canım kardeşim. Önce bir silelim şundan. Bunu giyeceğim mi tekrar? Giyelim. Bir şey olmaz. Silelim. Yok olmaz öyle ya. Bak burada başlıyor görüyor musun? Bak burada başladı bak. Buradan aşağısı soyun ben. Ama geçen seferkinden çok daha az. Ama daha zaten 8 çok hafta. Daha az. 8 hafta var abi. Çok daha az yani. Ya ön formda yani. Ön geliyor zaten. Hani yorumlamanın anlamı yok yani. Ön formu yorumları arkadaşlara bırakalım. Yorumcu arkadaşlara bırakalım. Bak görüyor musun? Bombe. Yani daha dolgun. Kank önde. Önde. Yani iyice bu alt sırtla üst sırt birleşti. İyi. Şu an gidişattan memnunum. Trapezlerin de güzel duruyor. Önden de artık güzel duruyor. Çalışıyoruz direkt. Ha, iyi duruyor. İyi eziyorum onları. Şimdi zaten manipülasyonlara başladık. 8 hafta kaldı. Aynen. Vücut hızlıca. Kendine olmayı gelecek. Biraz da östrojeni de baskılamam lazım. Belli biraz artık. Ya ne yapacağını sen kendine iyi biliyorsun. Senden daha iyi zaten bilen yok sana karşı. Zın 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 başlıyoruz. Oyun başlasın. Bugün başladık yalnız harbiden daha arkadaşlar. Beni de oyuna dahil ettiler. Senin de yarışın aynı aynen. Tarihte yarışıyoruz. Aynen beni de oyuna dahil ettiler. Ben de yarışacağım. Oyun zamanı. Ben de yarış kararı aldım kafaya koydum. Böreği bırakabilirse yarışacak. Yemeyeceğim arkadaşlar. Her an yiyebilir çok riskli. Yok yemeyeceğim. Karar verdim. Pazartesinden sonra açık hava kardiyosu. 2019 yılı Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz Burak abiyle. Yarışmaya 2 hafta var. Kafası atmıştı ama tamam mı onun birkaç gün böyle. Kafası atıktı, sinirliydi bir şeylere. Bir gün böyle gelmeyeceğim saatte geldim karda oynamaya. O da ben gelmeyeceğim zannetmiş. Leyalı diyor. Bir baktım salonda tak 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 bir şeyler yiyor. Bir baktım post yiyor, börek yiyor. Bir ekmek. Abi dedim ne haber amına koyayım. Emre dedi ben işim biliyorum sen karışma. Adele'ye gidelim. Tık 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 tık. Abi baktım nasıl yiyor tostu margarin böyle. Margarin akıyor tosta. Bizim çaycı yapıyordu ama. Tık 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 bir yedi, bir antrenman attı. Pump. Dev gibi pump. Bugün de çok iyi antrenman yaptım. Şimdi gidip tost yiyeceğim, sanayi ye. Yenir. Zaten ilk 3 oyunun hepsini gösterdim, 3 oyunum kalıyor. Diğer 3 oyunda da 150'şer gram tavuk, totalde de 120 gram pirincim olacak. 20 gram da zeytinyağı alacak. Antrenman sonuyla, yani 4. ile 5. oyun aynı. 60 gram pirinç, 150 gram tavuk, 1,5 gram tuz, 10 gram zeytinyağı. İki oyunda da. Son oyunda sadece 150 gram tavuk var. Yanında da biraz ıspanak var. Bu şekilde reis. Ispanak sever misin? Değil ben haşlanmış ya. Direkt haşlanmış yiyorum. Herhalde yerim o. Çiğ bile yerim ben onu. Çiğ de yeniyor bu arada. Hani yiyorum ama bazen şey yapıyor. Yok ben de bir şey yapmadım. Osurttuğu için. Bizim mide sağlam. Çöp kutusu gibi oldu. Bak ne yapıyorsun? Ya. Ama baksana oğlum ben müdahale edeyim onu. Neyse. Burada 30 dakika geride geçiyoruz. Biraz ezip ilerle, biraz ilerle, ilerle. Buradan değil, bu sabit. Buradan geçecek. Buradan. Sağ. Evet. Takamadım. Antrenman bitti. 30 dakika kardiyo yaptık. Kardiyoyu ben antrenman sonu hep sabit yaparım. Şöyle koşu bandında hızı 5'e ayarlıyorum. Bir de incline'ı da 5'e ayarlıyorum. Yani çok yüksek yokuş çıkmıyorum. Şöyle falan oluyor biraz. Çok çıtır bir rampa oluyor. O şekilde sabit yapıyorum. Aslında nabzım da çok yükselmiyor. Nabız aralığına da çok baktım. Söylenemez açıkçası. Çok da gerek yok. Sürekli böyle yaptığım için bunu referans alıyorum. Şimdi antrenman sonu zaten bahsetmiştim. Burada 150 gram pişmiş tavuk. 60 gram çiğden pirinç, bir de 100 gram ıspanağımız var, 10 gram zeytinyağı, 1,5 gram tuzumuz var.
Bu oyundan bir tane daha var. O da 5. oyun olacak. Dediğim gibi son oyunda karbonhidrat yok artık. Yağ da yok. Sadece protein ve sebze var. Bunu yiyeceğiz. Geçeceğiz. Bugün hemen hemen her oyunu gösterdik. Göstermediğimizi bile anlatmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 8 weeks out videosu. 8 weeks out videosu burada biter. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sporunuzu aksatmayın. Düzeninizden şaşmayın. Disiplini elden bırakmayın. Efendi gibi gerekeni yapın. Kendinize iyi bakın.